Herkese merhabalar, kanalıma, evime hoş geldiniz. Bugün sizin için harika bir maske tarifim var. Kılcal damarları yok eden çok güzel sihirli bir kür. Bir sene önce paylaşmıştım ve bir sene içinde yapan herkes çok çok memnun kaldı. Bütün kılcal damarlarından kurtuldu. Düzenli yaptığınız takdirde 2-3 ay sonra bütün kılcal damarlarınızdan kurtulacaksınız. İşte bu da kanıtı paylaştığım ilk maskede biraz aklınız karıştı. O yüzden size küçük ölçülerde nasıl yaparsınız, tek seferlik nasıl kullanabilirsiniz onu size açıklamak istedim, göstermek istedim. Sizler de bu şekilde yapıp yüzünüzdeki kılcal damarlardan, kızarıklıklardan, bütün sorunlardan kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Bana gelen çoğu sorular şöyle. Lazer tedavisi yaptım, işe yaramadı veya çok fazla zarar gördüm. Kılcal damarlarım çatladı. Bunun için ne önerirsiniz diye. Ben de hep bu maskeyi tavsiye ediyorum. Çünkü inanılmaz derecede harika, etkili bir maske tarifi. Dediğim her şeyi tek tek yaptığınız takdirde yüzünüzdeki kızarıklıklar, kılcal damarlar, gül hastalığınız varsa hepsini kısa bir sürede yok edecek. Yeter ki düzenli bir şekilde kullanın ve sonrasında da sonuçları diğer videoda olduğu gibi benimle paylaşın. Kullandığınız patatese dikkat edin iyice sert olması gerekiyor. Yumuşak bir patates kullandığınız takdirde çok fazla nişastasını alamazsınız. Çünkü bu sorular da çok geliyor. Hiç nişastası çıkmıyor diye o yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. İki patates de kullanabilirsiniz eğer kullandığınız patatesin nişastası az ise. Bu bazen kullandığınız rendeden de kaynaklanıyor. Rendenin en küçük bölümünü kullanmanız gerekiyor. Ne kadar küçük rendelerseniz nişastasını o kadar çok alırsınız. Patatesinizi rendelediniz. 1-2 dakika boyunca dinlenmeye bırakacaksınız ve sonrasında da bunu süzeceğiz. Yani fazla suyunu almamız gerekiyor. Bir seferlik kullanım için bir tatlı kaşığı nişasta bizim için yeterli olacak. Sadece boynunuz ve yüzünüze kullanacaksanız. Ben genellikle ellerime de kullandığım için biraz daha fazla yapıyorum. Diğer videoda da aynı o şekilde yapmıştım ve yaptığınız maske aynı şekilde olduğu için çok fazla artıyordu. O yüzden size küçük ölçüler göstermek istedim. 1 tatlı kaşığı nişasta kullanacağız ve 1 çay kaşığı da süt kaymağı kullanacağız. Marketlerden kahvaltılık kaymak alabilirsiniz. Kendiniz evde sütü kaynatıp üzerindeki kaymağı alıp iyice ezdikten sonra bu maskenin içine kullanabilirsiniz. Kullandığınız kaymak çoğu zaman içinde çok fazla süt oluyor. Bu da maskenizin yüzünüzde dökülmesini sağlıyor. Onun için içine biraz fazla buğday nişastası ekleyebilirsiniz. Bu ölçülerde bir çay kaşığı buğday nişastası ekledim. Ve sizin bana gönderdiğiniz resimlerin aynısı oluyor. Yani yüzünüze sürdüğünüz zaman biraz yüzünüzden akıyor. Maskenizi yaptınız, katılaştı. Süzdüğünüz patatesin suyundan çok az ekleyebilirsiniz. Yani kıvamını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Buğday nişastası az oldu veya çok oldu diye takılmayın. Cildinize sürdüğünüz zaman çok fazla akmayacak. Dediğim gibi katı mı oldu? İçine biraz patates suyundan ekleyebilirsiniz. Çok fazla sıvı mı oldu? İçine biraz buğday nişastası daha ekleyebilirsiniz. Karışımımızı hazırladık. Dilerseniz kendi tercihiniz elinizde varsa içine birkaç damla at kestanesi yağı ekleyebilirsiniz. Bu daha çok sizin cildinizde oluşan çatlamaları önleyecek ve kılcal damarlarınıza çok çok iyi gelecek. Elinizin altında varsa kullanın. Yoksa sıkıntı yapmayın. Sadece bu maskeyi bu şekilde kullanıp bütün sorunlarınızdan kurtulabilirsiniz. Bunu yüzünüze sürdünüz maskeniz arttı. İki defa üst üste kullanabilirsiniz. Yani yüzünüze sürdükten sonra kurumasını bekleyin ve kalan maskeyi bir daha yüzünüze sürün. Cildinizin iyice emmesini sağlayın. Kılcal damar ve gül hastalığı olan arkadaşların cildine her zaman daha çok dikkat etmeleri gerekiyor. Cildinizin kurumaması gerekiyor. Bu maskeyi özellikle kış aylarında haftada 3 defa 4 defa yapın. Size hiçbir zararı yok. Aksine faydasını göreceksiniz. Cildinizi ne kadar çok nemli tutarsanız çatlamalar ve kılcal damarlar çok çok azalır. Bu maskeye başladığınız zaman hayatınızdan çıkarmanız gereken şeyler. İlk başta kızartmalar. Kızartmalardan uzak duracaksınız. Asla ve asla yemeyeceksiniz. Acı yasak. Turşu yasak. Gazlı içecekler, peeling, sauna, sıcak banyo hepsi yasak. Duş alırken yüzünüze veya kılcal damarlarınızın olduğu yere dikkat edin. Duştan sonra yüzünüzü veya kılcal damarların olduğu bölgeye ılık su veya soğuk su döküp onları biraz sakinleştirebilirsiniz. Sıcak su değdiği zaman bu çatlamalara neden oluyor. O yüzden söylediğim her şeye lütfen dikkat edin. Bunun dışında ne yapabilirsiniz? Kılcal damarlar için P vitamini çok çok önemli. Her gün 2-3 hafta boyunca gördüğünüz bu lahana'dan kaynatıp içeceksiniz. Özellikle dış yaprakları. 1 lahana yaprağı, 2 su bardağı su. Bunu 10 dakika kaynatmanız yeterli olacak. Sonrasında süzün ve o suyu gün içinde tüketin. Aç karına tükettiğiniz zaman daha çok faydasını göreceksiniz ve sadece kılcal damarlar için değil, varisler için çok çok önemli. Yüzümüzü yıkadık, maskeden arındırdık. Dilerseniz tonikle tekrar yüzünüzü silebilirsiniz. Sonrasında nemlendirici kullanacaksınız. Yani cildinizi her zaman nemlendirmek zorundasınız. Çünkü bu kılcal damarlı ciltler için çok çok önemli. Dediğim gibi lahana kürü yapıp için gün içinde 1-2 bardak içebilirsiniz. Kırmızı elma tüketin özellikle kabukları. Bol P vitamini olan kırmızı elma kabuklarını tüketeceksiniz. Yani kılcal damarlar daha çok P vitamini eksikliğinden kaynaklanıyor. O yüzden buna dikkat etmeniz gerekiyor. Acı, ekşi, Gazlı içecekler, hepsini bir kenara bırakacaksınız. Önce sağlığınızı düşüneceksiniz ve sonrasında da yüzünüzdeki farkı göreceksiniz. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın Beni izlediğiniz için ayrıca çok çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla, güzellikle kalın. Hoşçakalın.